Hasret Tutar 2021 yılında Şervan Gürel'den katledildi. Sonrasında Şervan tutuklandı, dosya biraz ilerledi. Mahkeme de daha önce bir karar vermişti aslında, kasten öldürmeden ceza verdi. Ama ilk eylemin kimden geldiğine ilişkin bir değerlendirme yapamadığından şüpheden sanık yararlanır diyerek haksız tahrik indirimleri uygulandı. Ama dosyaya biz baktığımızda aslında dosyada haksız tahrik indirimleri yoktu. Kadın yargılamalarında çok sık rastladığımız bir şey aslında, işte haksız tahrik indiriminin uygulanması. Bu da ne yazık ki birçok kadının katledilmesine gerekçe olarak gösteriliyor. Çünkü ödül gibi cezalar veriliyor. Zaten yakın tarihte de bir haftada birçok sayıda kadın katledildi. Çok vahşice de katledildiler. Buna ilişkin birçok kadınlar, bütün kadınlar sokağa, alana çıktı. Ama ne yazık ki devlet bunun önüne geçmediği sürece, buna ilişkin politikalar uygulamadığı ve İstanbul Sözleşmesi'ni tekrardan yürürlüğe koymadığı sürece bunun önüne geçileceğini çok zannetmiyoruz. Yani bir hukuk devletinin hukuk ilkeleriyle bağlı kalarak İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar uygulaması gerekiyor aslında. Şimdi bizim Hasret Tutal dosyamızda da aynı şey oldu. İşte yerel mahkeme hükmü kurarken evet kasten öldürmeden hüküm kurdu. Delilleri karartmadan hüküm kurmadı ya da kadına karşı kasten öldürmeden hüküm kurmadı. Tam aksine haksız tahrik indirimi uyguladı ve haksız tahrik indiriminde bir tarafta silahla katledilen bir kadın, diğer tarafta işte benimle tartışmayı o başlattı. Tartışmanın işte bu olayın buraya bir öldürmeyle sonuçlanabileceğine ilişkin olayın başlangıcında Hasret'in kendisine veya eski eşine hakaret ettiğinden kaynaklı diyerekten savunma yapmıştı. Yerel mahkeme de hüküm kurarken bu savunmasını dikkate alarak haksız tahrik indirimleri uygulamıştı. Karar tarafının istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf mahkemesinin bozma gerekçesi olarak bu durumun haksız tahrik olmayacağına ilişkin hüküm kurdu. Dosyayı bozarak yerel mahkemesine iade etti. Bu tür kadın cinayetleri dosyalarında ne yazık ki verilmesi gereken cezalar verilmiyor. Tam aksine sanığı ödüllendirecek cezalar veriliyor. Kadın cinayetleri aslında politiktir. Yani şöyle, eğer ağır cezalar verilmezse, caydırıcı cezalar verilmezse her gün başka bir kadının ölümüyle uyanıyoruz ne yazık ki. Bunun için işte öldürülen kadınların erkek failleri tanımasına gerek yok. Aslında yoldan geçerken rastgele bir kadını çok rahatlıkla öldürebiliyorlar. Bunu kendilerine bir hak, bir özgürlük alanı olarak görüyorlar. Günün sonunda yargılandıklarında dahi yeterli bir caydırıcı bir ceza almayacaklarını farkındalar. Bütün siyasi partilerin, işte devletin aslında biz gereğini yapacağız diyorlar. Ama gereğini nasıl yapıyorlar? İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırarak yapıyorlar. 6.284'ü tartışmaya açarak yapıyorlar. Bu durumda erkek faillere ne yazık ki cesaret veriyor. Bunun önüne geçebilmek için bütün kadınların, kadın cinayetlerini, yani kadın arkadaşlarını, yoldaşlarını sahiplenmesi gerekiyor. Büyük cezalar verildiğinde, aslında büyük cezalar değil, hak ettikleri cezalar verildiğinde ve kanunlar uygulanmaya başladığında, buna ilişkin kanunlar yapıldığında bu tür olayların da önüne geçilebilecektir.